Merhabalar. Sesli Kitap'tan hepinize sevgiler. Ben Atıf Yasin. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerimizi lütfen açık tutalım. 8. Alışkanlık. Stephen Covey. Bölüm 1. Sancı. Şu seslere bir kulak verin. Sıkışıp kaldım. Hayatım çok monotonlaştı. Yaşamıyorum. Bittim. Tükendim. Kimse bana gerçekten değer verip beni takdir etmiyor. Patronumun neler yapabileceğime dair en ufak bir fikri bile yok. Kimsenin bana ihtiyacı yokmuş gibi geliyor. Ne iş yerindekiler, ne çocuklarım, ne komşularım ve çevrem, ne de eşim bana ihtiyaç duyuyor. Ancak fatura ödemeye yarıyorum. Kendimi engellenmiş, cesareti kırılmış hissediyorum. Kazancım geçimime yetmiyor bile. Hiç ilerleyemiyorum sanki. Belki de sadece gerekenlere sahip değilimdir. Bir fark yaratamıyorum. İçim boşalmış gibi hissediyorum. Hayatım anlamsız, bir şey eksik. Kızgınım, korkuyorum. İşimi kaybetmeye dayanamam. Yalnızım. Büyük bir baskı altındayım. Her iş acil. Her işime karışılıyor. Boğuluyorum. İnsanı arkasından vuran ve yağcılığa dayanan bütün bu entrikalardan gına geldi. Canım sıkılıyor. Sadece zaman dolduruyorum. Duyum aldığım şeylerin çoğu iş dışında. Sayıları bulacağım diye canım çıkıyor. Üretme baskısı inanılmaz. Bütün bunları halledecek ne zamanım ne de enerjim var. Seni anlamayan bir eş, sözünü dinlemeyen, sana itaat etmeyen çocukların olunca evde işten daha iyi olmuyor. Hiçbir şeyi değiştiremiyorum. Bunlar iş yerlerinden ve evlerden seslenen insanlar. Dünyanın her yanında yeni gerçekliği yakalamak için mücadele eden milyonlarca ana baba, işçi, hizmet veren, yönetici, profesyonel ve idarecinin sesi. Sancı kişisel ve derin. Söylenenlerin birçoğu sizi de ilgilendirebilir. Bir zamanlar Carl Rogers'ın dediği gibi, en kişisel olan en geneldir. Elbette bazı insanlar kendilerini bütünüyle işlerine vermişlerdir. İşlerinde enerjik ve katılımcıdırlar. Ama bu gibilerin sayısı çok az. Dinleyicilerime sık sık şunu sorarım. Kurumunuzda çalışanların çoğunun yaptıkları işin gerektirdiğinden, hatta olanak tanıdığından çok daha fazla yetenek, zeka, beceri ve yaratıcılığa sahip olduğunu kaçınız kabul edersiniz? İnsanların büyük çoğunluğu el kaldırır. Dünyanın her yanında durum çok farklı değildir. Aşağı yukarı aynı oranda insan daha az gelir için daha çok üretmenin şiddetli baskısı altında olduğunu kabul eder. İnsanlar son derece karmaşık bir dünyada daha az gelir için daha çok üretme yönünde yeni ve artan bir beklentiyle karşı karşıya. Buna rağmen yetenek ve zekalarının önemli bir bölümünü kullanma olanağına sahip değiller. Bu sancı kendini en net olarak kurumlarda en yüksek önceliklere odaklanma ya da onları uygulama yeteneği yoksunluğunda gösterir. XQ uygulama katsayısı anketini kullanarak Harris anketinin yaratıcıları Harris Interactive, ABD'de yaşayan ve temel sanayi kolları ve temel uygulamalı meslekler sektörlerinde
tam zamanlı çalışan 23 bin kişi üzerinde bir anket uygulamıştır. En çarpıcı bulgularından birkaçına göz atalım. Yalnızca %37'si kurumunun başarmayı hedeflediğinin ne olduğuna ve bunun nedenine ilişkin net bilgiye sahip olduğunu söylemiştir. Yalnızca 5'te 1'i takımının ve kurumunun hedefleri konusunda istek ve şevk duymaktadır. Çalışanların yalnızca 5'te 1'i kendi göreviyle takım ve kurumun hedefleri arasında net bir görüş hattına sahip olduğunu söylemiştir. Yalnızca yarısı haftanın sonunda yapmış olduğu işten doyum sağladığını belirtmiştir. Yalnızca %15'i kurumun önemli hedeflerini yürürlüğe koymakta kendisine imkan verildiğini hissetmektedir. Yalnızca %15'i güven duygusu yüksek bir ortamda çalıştığını hissetmiştir. Yalnızca %17'si kurumunun farklı fikirlere saygılı, yeni ve daha iyi fikirler üreten açık iletişimi beslediğini hissetmiştir. Yalnızca %10'u kurumunun insanları sonuçlardan sorumlu tuttuğunu hissetmiştir. Yalnızca %20'si çalıştığı kuruma tam olarak güven duymaktadır. Yalnızca %13'ü diğer gruplar ya da bölümlerle yüksek güven duygusu, yüksek işbirliği içeren iş ilişkilerine sahiptir. Bu sonuçları bir futbol takımına uygulamış olsaydık, sahadaki 11 oyuncunun yalnızca 4'ü hangi golü kendisinin attığını bilecekti. 11 oyuncudan yalnızca 2'si bunu umursamayacaktı. 11 oyuncudan yalnızca 2'si hangi mevkide oynadığını ve kendisinden ne beklendiğini tam olarak bilecekti. Ayrıca İki oyuncu dışında hepsi bir şekilde rakipten çok kendi takım arkadaşlarıyla rekabet halinde olacaktı. Bu veriler çok düşündürücü. Dünyanın her yanında, her tür kurumdan kişilerle yaşadığım deneyimlerimde uyuşuyor. Teknolojide yeni ürünler yaratmakta ve dünya pazarlarına açılmadaki kazanımlarımıza karşın pek çok insan çalıştığı kurumda gelişemiyor. Ne içindeki potansiyeli tatmin edici biçimde kullanıyor, ne de heyecan duyuyor. Engellenmişlik duygusu yaşıyor. Kişiler kurumlarının nereye yöneldiği ya da en yüksek önceliklerinin ne olduğundan emin değiller. Dikkatleri dağılmış durumda, saplanıp kalmışlar, çoğunlukla fazla bir değişim yaratabileceklerini hissetmiyorlar. İş gücünün tutku, yetenek ve zekasını tam olarak kullanamamanın kişisel ve kurumsal maliyetini düşünebiliyor musunuz? Bütün vergiler, faiz tutarları ve işçilik giderlerinin toplamından çok daha fazla. Niçin bir 8. alışkanlık? Etkili insanların 7 alışkanlığı. 1989 yılında yayımlandığından bu yana dünya çok değişti. Kişisel yaşantımızda ve ilişkilerimizde, ailelerimizde, profesyonel hayatımızda ve kurumlarımızda karşılaştığımız zorluklar ve karmaşıklık artık farklı boyutlarda. Aslında çoğu insan Berlin Duvarı'nın yıkılışına tanıklık ettiğimiz 1989 yılını bilgi çağının başlangıcı, yeni bir gerçekliğin doğuşu, inanılmaz öneme sahip bir değişim denizi gibi, yani gerçekten yeni bir çağ olarak görüyor. 7 alışkanlığın günümüzün yeni gerçekliğiyle hala ilintili olup olmadığını soran çok olmuştur. Yanıtım her zaman aynı. Değişim ne kadar büyük, mücadeleler ne kadar zorluysa
7 alışkanlık yeni gerçeklikle bir o kadar ilintilidir. Bildiğiniz gibi 7 alışkanlığın temel konusu son derece etkili olmaktır. Bu alışkanlıklar insanın etkililiğine ve karaktere ilişkin zamana bağlı olmayan evrensel ilkelerin eksiksiz yapı taşlarını temsil ederler. Birey ve kurum olarak etkili olmak artık günümüz dünyasında isteğe bağlı bir şey değildir. Etkili olmak oyun alanına girmenin bedelidir. Ne var ki etkililiği oluşturmamız ve onu aşmamız için bu yeni gerçekliğe varlığı sürdürmek, başarılı olmak, yenilik yapmak, üstün olmak ve liderlik gerektirecek. Yeni bir çağın çağrısı ve ihtiyacı büyük insan olmaktır. Büyük insan olmak, içindeki potansiyeli kendini tatmin edecek biçimde kullanma, tutkulu biçimde uygulamaya koyma ve anlamlı bir katkıda bulunmaya yöneliktir. Bunlar farklı bir düzlem ya da boyuttadırlar. Farklı bir türdedirler. Anlam, derece olarak değil, tür bakımından, başarıdan farklıdır. İnsan dehası ve motivasyonunun daha yüksek zenginliklerine ulaşmak, yeni bir düşünce donanımı, yeni bir beceri donanımı, yeni bir araç donanımı, yeni bir alışkanlık gerektirir. Bu durumda 8. alışkanlık, 7 alışkanlığa önceden bir şekilde unutulmuş bir alışkanlığı eklemek değildir. 7 alışkanlığın yeni bilgi çağı çalışanının asıl mücadelesini karşılayan 3. bir boyutun gücünü görmek ve onu kontrol altına alıp kullanmakla ilgilidir. 8. alışkanlık iç sesinizi bulmak ve insanlara kendi seslerini bulmaları için ilham vermektir. Sekizinci alışkanlık, günümüz gerçeğinin olağanüstü umut vadeden, yanına giden yolu temsil eder. Anlattığım sancı ve engellenmişlik duygusuna tam bir tezat oluşturur. Aslında zamana bağlı olmayan bir gerçekliktir. O, umut ve zeka ile dolu, doğasından ötürü esnek, ortak iyiliğe hizmet etme potansiyeli bakımından sınırsız olan insan ruhunun sesidir. Bu ses aynı zamanda varlığını sürdürecek, başarılı olacak ve dünyanın geleceğini derinden etkileyecek kurumların ruhunu da kapsar. İç ses benzersiz kişisel anlam ve önemdir. En zorlu mücadelemizle ortaya çıkan ve onun üstesinden gelmemizi sağlayan anlam ve önem. Şekil 1.2'de de gösterildiği gibi bu ses yetenek, doğuştan gelen doğal yetenek ve güçler, tutku, size doğal enerji veren, sizi heyecanlandıran, motive eden ve ilham veren şeyler. İhtiyaç, karşılanması için size bir bedel ödeyecek kadar dünyanın gerekli bulduğu şeyleri de kapsar. Ve vicdan, sizi neyin doğru olduğu konusunda rahatlatan ve onu yapmaya iten o sakin küçük ses. Yeteneğinize hitap eden ve tutkunuzu besleyen vicdanınızın sizi karşılamaya çağırdığı, dünyanın büyük bir ihtiyacından doğan, işle meşgul olduğunuz noktada sesiniz, çağrınız, ruhunuzun şifresi yatar. Her birimizin içinde yaşamdaki sesimizi bulmaya yönelik derin, doğuştan neredeyse ifade edilemez bir arzu vardır. İnternetin devrimsel katlanarak patlayışı bu gerçeğin en güçlü çağdaş tezahürlerinden biridir. İnternet belki de yeni dünyanın, bilgi çağı ekonomisinin ve çarpıcı değişimlerin kusursuz sembolüdür. Locke, Levin, Searles ve Weinberger 1999 tarihli kitapları, Claude Rein
manifestoda bunu şöyle dile getirirler. Hepimiz kendi sesimizi yeniden buluyoruz. Birbirimizle nasıl konuşacağımızı öğrenmek, içeride, dışarıda, bugün sürüp giden bir sohbet var. 5 yıl önce hiç olmayan ve endüstri devriminden beri bu kadar bariz olmayan bir şey bu. Şimdi internet ve World Wide Web aracılığı ile gezegeni kapsayan bu sohbet o kadar yaygın, o kadar çok yönlü ki ne hakkında olduğunu çıkarmaya çalışmak boşuna. Yılan kavi ikili sarmal eğriler biçiminde şifrelenmiş ve bastırılmış 1 milyar yıllık umutlar, korkular ve hayaller hakkında o garip şaşırtıcı türümüzün ortak geriye dönük dejavusu, ben bunu daha önce görmüştüm duygusu hakkında kadim, ilksel, kutsal bir şey. 21. yüzyılın maddeye boğulmuş ortamında ipini koparıp başı boş kalmış çok eğlenceli bir şey. Bu sohbette milyonlarca akıl çizgisi var. Ama her bir sohbetin başında ve sonundaki şey bir insan. Web'e duyulan hararetli arzu öyle yoğun bir özlem talep ediyor ki bu ancak ruhsal olarak yorumlanabilir. Özlem hayatımızda bir şeylerin eksikliğini gösterir. Eksik olan insanın sedası, web'in ruhsal cazibesi, sesin geri dönüşüne ilişkin vaattir. Sesi biraz daha anlatmak yerine onu gerçek bir öyküyle göstermeme izin verin. Grameen Bank'in tek amacı Bangladeş'teki en yoksul kesime mikro kredi vermek olan ve bu amaçla kurulan benzersiz bir kurum kurucusu Muhammed Yunus ile tanıştığımda vizyonuna ne zaman eriştiğini sordum. Önceleri herhangi bir vizyonu olmadığını söyledi. Sadece ihtiyacı olan birini görmüş, o ihtiyacı gidermeye çalışmış. Vizyonu da yavaş yavaş gelişmişti. Muhammed Yunus'un yoksulluğun olmadığı bir dünya vizyonu Bangladeş sokaklarında bir olayla başlamıştı. Onunla liderlik hakkındaki köşe yazım için görüşme yaparken öyküsünü benimle paylaşmıştı. Her şey 25 yıl önce başladı. Bangladeş'te bir üniversitede ekonomi dersi veriyordum. Ülke bir kıtlığın ortasındaydı. Kendimi çok kötü hissediyordum. ABD'de doktorasını yeni tamamlamış bir doktorun bütün şevkiyle üniversitedeki derslikte zarif ekonomi kuramları öğretiyordum. Ama derslikten çıkıp dışarıda dolaştığımda çevremde iskelete dönmüş, ölmeyi bekleyen insanlar görüyordum. Ne öğrendiysem, ne öğretiyorsam hepsinin insan yaşamı için hiç anlamı olmayan hayal ürünü hikayeler olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden üniversite yerleşkesinin hemen yakınında köydeki insanların nasıl yaşadığını öğrenmek için çalışmaya başladım. Tek bir kişi için bile olsa ölümü geciktirmek ya da durdurmak için bir insan olarak yapabileceğim herhangi bir şey olup olmadığını öğrenmek istiyordum. Her şeyi yukarıdan, gökyüzünden görmemizi sağlayan o kuş bakışı dünya görüşünü bir yana bıraktım. Tam önümüzde olanları bulmaya çalışarak bir solucan bakışı, dünya görüşü benimsedim. Önündekini kokla, ona dokun, ne yapabileceğine bak. Özel bir olay beni yeni bir yöne götürdü. Bambu tabureler yapan bir kadınla karşılaştım. Uzun bir konuşmadan sonra her gün ancak 2 sent kazandığını öğrendim. Bir insanın bu kadar sıkı çalışıp bambudan böyle güzel tabureler yapabileceğine, yine de bu kadar az kâr edeceğine inanamadım. Kadın bana tabure yapmak için bambu alacak parası olmadığından tüccardan borç almak zorunda kaldığını anlattı. Üstelik bu tüccar bütün ürünü sadece kendisine, kendi belirlediği fiyata satmak şartıyla kadından mal alıyordu.
İşte 2 sentin açıklaması. Neredeyse o adama bağlı bir işçiydi. Peki bambu kaç mal oluyordu? Kaça mal oluyordu? Kadın, yaklaşık 20 sent. Çok güzel bir şey yapmak içinse 25 sent dedi. İnsanlar 20 sent için acı çekiyor ve bu konuda kimsenin yapabileceği bir şey yok diye düşündüm. Ona 20 sent versem mi diye düşünüp taşınırken aklıma başka bir fikir geldi. Böyle bir paraya ihtiyacı olan insanların listesini yapalım bakalım. Öğrencilerimden birini yanıma aldım, birkaç gün köyde dolaştık ve sonuçta 42 kişiden oluşan bir liste yaptık. İhtiyaç duydukları toplam miktarı çıkardığımda hayatımın en büyük şokunu yaşadım. Toplam 27 dolar. Sıkı çalışan, becerikli 42 kişiye 27 dolar bile temin edemeyecek bir toplumun parçası olmaktan utanç duydum. Bu utançtan kurtulmak için cebimden para çıkarıp öğrencime vererek bu parayı al, konuştuğumuz 42 kişiye dağıt ve onlara borç verdiğimizi, ne zaman paraları olursa geri ödeyebileceklerini söyle. Bu arada iyi bir fiyat bulur bulmaz yaptıklarını satabileceklerini de söyle dedim. Parayı aldıktan sonra çok heyecanlandılar. Bu heyecanı görmek beni şimdi ne yapmalıyım diye düşündürdü. Üniversite yerleşkesinde bulunan banka şubesi aklıma geldi. Müdüre gidip ona köyde tanıştığım yoksul insanlara borç para vermesini önerdim. Ağzı açık kaldı. Siz delisiniz dedi. Bu imkansız. Yoksul insanlara nasıl borç verebiliriz? Onlar kredi vermeye uygun kişiler değil. Ona neredeyse yalvardım ve en azından bir deneyip görün. Bu yalnızca küçük bir miktar dedim. Hayır diye karşılık verdi. Kurallarımız buna izin vermez. Maddi teminat gösteremezler. Hem bu kadar küçük kredi vermeye değmez. Bana Bangladeş'teki banka hiyerarşisinde daha yüksek konumdaki görevlileri görmemi önerdi. Onun tavsiyesini dinleyerek bankacılık sektöründeki önemli kişilere gittim. Herkes aynı şeyi söyledi. Birkaç günlük koşturmadan ardından en sonunda kendimi kefil gösterdim. Bu borca kefil olacağım. Neyi imzalamamı istiyorlarsa imzalayacağım. O zaman bana bu parayı verebilirler. Ben de onu istediğim insanlara dağıtabilirim. İşte böyle başladı. Parayı alan yoksulların onu asla geri ödeyemeyeceği konusunda beni tekrar tekrar uyardılar. Şansımı deneyeceğim dedim. İşin şaşırtıcı yanı, her sentini geri ödediler. Çok heyecanlandım ve müdüre gidip bak geri ödediler. Hiçbir sorun yok dedim. Müdürse şöyle karşılık verdi. Yo, hayır. Sadece seni aldatıyorlar. Çok geçmeden daha fazla para isteyecekler ve bir daha geri ödemeyecekler. Evet, ben onlara daha fazla para verdim. Onlar da bana geri ödediler. Bunu müdüre anlattım ama o, bunu bir köyde yapabilirsin ama 2 köyde yapacak olursan işe yaramayacaktır dedi. Hiç zaman geçirmeden aynı şeyi 2 köyde yaptım. İkisi de işe yaradı. Böylece bu iş benimle müdür ve onun en yüksek mevkideki meslektaşları arasında bir tür meydan okumaya dönüştü. Daha büyük bir sayı, muhtemelen 5 köyün bana dediklerini göstereceğini söyleyip durdular. Ben de bu işi 5 köyde yaptım. Ama tek görünen herkesin borcunu ödediği oldu. Yine de vazgeçmediler. 10 köy dediler. 50 köy, 100 köy. Bu iş onlarla benim aramda bir tür yarışma halini aldı. İnkar edemeyecekleri sonuçlarla karşılarına çıkıyordum. Çünkü geri verdiğim onların parasıydı. Ama yoksul insanların güvenilir olmadığına inanmak üzere eğitildikleri için bunu kabul etmeyeceklerdi. Şansıma ben öyle eğitilmemiştim. O yüzden de her şeyin göründüğü gibi olduğuna inanabiliyordum.
Ne var ki sahip oldukları bilgi bankacıların zihinlerini kapatmış, gözlerini kör etmişti. En sonunda ne diye onları ikna etmeye çalışıyorum ki diye düşündüm. Yoksul insanların borç alıp geri ödeyebileceğine bütünüyle ikna olmuştum. Niçin biz ayrı bir banka kurmuyorduk? Bu beni heyecanlandırdı. Ben de teklifimi kağıda aktarıp bir banka kurma izni almak için hükümete gittim. Hükümeti ikna etmek 2 yılımı aldı. 2 Ekim 1983'te banka olmuştuk. Resmi bağımsız bir banka. Hepimizi heyecanlandıran bir şey vardı. Madem kendi bankamız var, öyleyse istediğimiz gibi genişleyebiliriz. Gerçekten de genişledik. Bremen Bank bugün 1267 şubesi ve 12.000'den fazla personeli ile Bangladeş'te 46.000'e aşkın köyde çalışıyor. Ortalama 200 dolardan az 12 ile 15 dolarlık borçlarla toplam 4,5 milyar dolardan fazla borç vermişler. Her yıl aşağı yukarı yarım milyar dolar kredi veriyorlar. Dilencilikten kurtarıp satış yapmalarına yardımcı olmak için dilencilere bile borç veriyorlar. Bir ev kredisi 300 dolar. İş dünyasında olan bizim gibiler için bu küçük bir rakam. Ama bireysel etkiyi düşünün. Yıllık 500 milyon dolarlık kredi, %96'sı kadın olan 3.7 milyon kişinin ve ailelerinin yaşamlarını değiştirebilecek adımlar atabilecekleri bir karar almış olmaları demektir. 3.7 milyon insan bir değişim yaratabileceğine karar vermek, zorundaydı. 3.7 milyon insan titreyerek uykusuz geceler geçirmiş ama ertesi sabah Bremen Bank şubesine gitmişti. Bu yetkilendirmenin kalbinde bağımsız girişimci olmayı seçen kadınlar vardır. Bunlar hem tek tek hem de sinerjik standart oluşturan gruplar halinde ekonomik bağımsızlık ve başarı için kendi evlerinde, komşularında ya da arka bahçelerinde mal üreten, kendine güvenen kadınlardır. Kendi seslerini bulmuşlardır. Dünyanın en büyük liderlerinden bazılarını inceleyip onlarla görüşme yaparken vizyon ve iç ses duyularının genellikle yavaş yavaş geliştiğini fark ettim. İstisnalar olduğuna eminim. Bazıları neyin mümkün olduğuna dair aniden bilinçlerinde belirlen bir vizyona sahip olmuş olabilirler. Ama genel olarak bu vizyonun insani bir ihtiyaç duygusu olarak ortaya çıktığını ve ihtiyacı karşılamaya çalışmada insanların vicdanlarına yanıt verdiğini buldum. O ihtiyacı karşıladıklarında da başka bir ihtiyaç olduğunu görüyorlar. Sonra onu karşılıyorlar ve bu ara vermeden devam ediyor. Azar azar bu ihtiyaç duygusunu genele yayarak çabalarını sürekli kılınabilecek şekilde kurumsallaştırma yollarını düşünmeye başlıyorlar. Muhammed Yunus tam da insani ihtiyacı hisseden ve o ihtiyacı karşılamak için yetenek ve tutkusunu kullanarak vicdanına göre tepki veren insanlara bir örnek. Önce kişisel olarak sonra da güven oluşturma ve sorunlara yaratıcı çözümler bulma arayışında son olarak da bir organizasyon aracılığıyla toplumun ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini kurumsallaştırarak Yunus kendi sesinin insanlara seslerini bulma ilhamı verdiğini gördü. Mikro kredi hareketi günümüzde dünyanın dört bir yanına yayılmaktadır. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi lütfen açık tutun. Görüşmek üzere.